Evet sevgili dostlar sponsorlarımız bolvan.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 49.100 olduk. Bir transfer sezonu daha geride bıraktık. Transfer için 3-5 tane duyum duyuyum da ya da 3-5 tane yorum duyuyum da arkadaşıma hava atayım ya da bilgileneyim diyen arkadaşlar uzaklaştı gitti. Has gerçek hakiki Fenerbahçeliler kaldı. Hepinizi buradan tek tek selamlıyorum. Lafı fazla uzatmadan Burak Kızılhan'dan Flash Galatasaray sözleri gelmiş. Onu konuşmak istiyorum. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan Milliyet Özel Açıklamalarda bulunmuş. Erkan Ayraç'ın sorularını yanıtlamış ve inanılmaz ifadeler kullanmış. Trollerle ortaya çıkıyorlar diyor. Bu zamana kadar sürekli organize kötülük yaptılar. Yalansa yalan, algıysa algı, manipülasyonsa manipülasyon daha önce de anlatmıştık. Bunların bir taktiği var. Önce trolllerle ortaya çıkıyorlar. Yaratmak istedikleri algıyı sosyal medyada döndürüyorlar. Daha sonra geleneksel medyadaki temsilcilerini devreye alıyorlar ve belli bir gündem oluşturuyorlar. Ardından bu ortaya attıkları konu tutarsa kendileri bizzat resmi ağızlarla devreye giriyorlar. Baklar bekledikleri etkiyi alamıyorlar. Çamurat izi kalsın politikasını uyguluyorlar. Bunu kimlerin nasıl yaptığını dediğim gibi tüm spor kamuoyu biliyor demiş. Sayın Erden Timur açıklamasında biz kötü ve etik dışı yönteme tenezzül etmeyeceğiz diyor. Bu açıklama aslında daha önce böyle kötü ve etik dışı yöntemlere başvurduklarına dair gizli bir itiraftır. Bildiğiniz gibi her sezon başında bir algı yaratıyorlar. Adına Fenerbahçe sezonu demeye getiriyorlar. İşte bunun adı bazen zorlu sezonu, bazen Rıdvan Dilmen oluyor, bazen Lale Orta sezonu oluyor. Algı oluşturuyorlar. Her sezon medyadaki bazı temsilcileriyle beraber Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar algısı oluşturuyorlar. Lütfen son 10 yılı açıp bir inceleyin. Hakemlerden ve hakemlerin kararlarından olumsuz anlamda en çok etkilenen kulüp kimdir? En çok faydalanan kulüp kimdir? Her yıl kamuoyunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Bu sezon sözünü söyletmeye çalışıyorlar. Şimdi ben bir Galatasaraylı arkadaşıma dedim ki Hakemler sence en çok kimi kolluyor dedim. Mesela son 10 yılda dedim. En çok Fenerbahçe'yi kolluyor. Dinin imanının üstüne yemin eder misin dedim. Yemin ederim dedi. Bir şey soracağım dedim. 10 senede Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var dedim. Bir kez. Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var dedim. Ya bu böyle ölçülecek bir şey değil falan filan. Bak dininizin imanınızın üstüne bir şeyi yemin ediyorsanız o şey çok nettir. Çok nettir. Yani dininin imanın üstüne yemin ediyorsan demek ki karşındaki takım 10 senede 6 kez şampiyon olmuştur. 3 kez, 5 kez, 7 kez neyse şampiyon yapılmıştır. Mesela geçen sene Galatasaraylılar yemin edebiliyor mu? Yani offside'ımsı rezaleti diye bir şeyin olmadığına. Orada bir skandalın olmadığına yemin edebiliyorlar mı? Ya dokunmalarla penaltı alındı. Bu sene Fenerbahçe penaltı kullanacak. Vay bilmem ne falan filan. Arkadaşlar lehine ve aleyhine. Bak lehine atılan penaltılardan aleyhine atılan penaltıları çıkartıyoruz. Lehine 20 verildi. Aleyhine 10 verildi. Artı 10'dasın. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geçen sezonki lehine ve aleyhine hesabı yapılınca penaltı sayıları eşit biliyor musunuz? Sorsam geçen sene 50 tane penaltı kullandınız diyorlar. Kim şampiyon yapıldı? Bunu bu noktada şunu hatırlatmakta fayda var. Nasıl oluyor da Türk futbolunda yıllarca konuşulan hiç unutulmayan fahiş hakem hataları hep bu camianın lehine olan hatalar oluyor. Sanıyoruz bu sezonun mottosu henüz belirleyemediler. Bakalım bu sezonun adını ne koyacaklar. Henüz bir çıkış görmedik merakla bekliyoruz diyor. Burada bir Fenerbahçe nefreti görüyoruz. Bu nefret yüzünden komik durumlara düşme pahasına algılar yaratıyorlar. Bunu da kamuoyunun genelinde yayıyorlar demiş. Kimse de çıkıp ne oluyor demiyor diyor kısaca. Yani etik kurulunun çağırması gerekir. Bugüne kadar e, özellikle Abdurrahman Aracı'nın açıklamalarından sonra TFF'nin burada ne oluyor diyerek bir çalışma yapması gerekiyor. Tam tersi Abdurrahman Aracı'ya hak mahrumiyeti cezası kesiliyor. Falan filan. TFF'nin görevi nedir? Şaibeleri engellemektir. Ama burada ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Kimse de çıkıp ne oldu demiyor. Öylece susup oturmayız. TFF ve hakemler sosyal medyanın suni gündemine kapılıp saha içi kararlarında psikolojik olarak etkilenirse biz öylece susup oturmayız diyor. Ben şunu söyleyeyim. Elinizden gelen bütün fiili yapın. Vallahi bak destekliyoruz. Yeter artık. Sayın Dursun Özbek lehte ve aleyhte pozisyonlar olmasına rağmen geleneksel sezon başı açıklamalar yaptı. Ama gelin bizim maçlarımıza bir bakalım. İlk haftada yani ilk haftada Gaziantep maçında önce verilen sonra varla iptal edilen penaltımız. Tamam. Gri pozisyon dedik. Tamam. Gri pozisyonlara da alıştık. Gri pozisyonları hep aleyhimize sayıyoruz. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Bu Galatasaray'ın aleyhine niye hiç gri pozisyon olmuyor? Ama Samsun Spor deplasmanında iptal edilen golümüze bakalım. Kural var biliyorsunuz. Top orada. iki Samsun Sporlu futbolcuya geçti. Ve topu sürdüler. Yani kurala göre pozisyon değişti. Buna göre Fred'in golü garip bir şekilde iptal edildi. Ama biz orada haklı golümüz iptal edilse de yaygara yapmadık diyor. Yanlış yaptınız. Çıkacaktınız bu hakemin bugün lisansı bitecek. Bu herif kural bilmiyor. Vardaki orta hakemin yardımcısı diyecektin. Kural bilmiyor. Bunların yırtın diyecektin ya. Bu kuralı bilmeyen hakemin lisansını yırtın diyecektiniz. Demediniz yanlış. Camiamız uyanık olsun. Diğer tarafta Sayın Dursun Özbek. ikinci hafta lehte ve lehte pozisyonlar olmasına rağmen böyle kötü hakem yönetimi görmedim açıklaması yaptı. Daha ikinci haftadan mağduruz algısı başlatıldı. Biz bu sene her sene geleneksel hale gelen mağdur edebiyatına da sosyal medya algılarına da çok farklı yaklaşacağız. TFF ve hakemlere de bir mesajımız var. Sosyal medyanın suni yapay gündemine kapılıp saha içi kararlarınızda psikolojik olarak etkilenirse biz öylece susup oturmayız. Camiamız tüm balgılara karşı uyanık ve Fenerbahçe'nin yanında olsunlar. Biz bunlara izin vermedikçe göreceksiniz bu sezon hiçbir şey istedikleri gibi olmayacak diyor. Hadi hayırlısı. Şimdi Fenerbahçe'de birçok şey oldu. Mesela Fenerbahçe'nin e, 6 numara transferi tepki çekti. Açık söyleyeyim çok ciddi tepki çekti. Ve hani e, bu transfere İsmail Yüksek Engel oldu diyor. İsmail Yüksek Engel'i. 3 yerli kuralı nedeniyle. Ön libero'da İsmail Yüksek'i oynatmayı planlayan İsmail Kartal. Yeni bir yabancıya yer açmakta sıkıntı yaşadı. Yönetimin de hedefinde Hedeflediği yıldızlar el yaktı. Başkan Ali Koç'un 2 hafta önce taraftara bir mesajı var. Dedi ki bu sene transferde son 5 yılın en doğru tercihlerini yaptık. Doğru. Bir tek eksiğimiz kaldı. Gerçek sağlam bir altı numara alacağız demişti. Uzun süredir yeni ön libero'yu bekleyen taraftarlar transferin gerçekleşmemesiyle de hayal kırıklığına uğradı. Ancak yönetimin son hamleyi yapmamasının arkasında şu nedenler var. Aziz Allah. Şimdi 3 Türk oynatma zorundasın. Alınacak 6 numara yabancı olacağından kadro planlamasında sıkıntı yaşadı. İsmail Kartal ön libero bölgesinde İsmail Yüksek'i kullanmayı hedefliyor. Diğer Türk kontenjanlarını ise Ferdi ve sağ kanat Cengiz veya İrfan'la dolduracak. Ayrıca kadrosunda 17 yabancı futbolcusu bulunan Kanarya göndermeyi planladığı isimleri ayrılmanca da sorun yaşadı. Şimdi bu setun transferi 50 milyon euro yakın para harcadı Fenerbahçe. Ön liberoya da Kütlükeri alacaktım. Kulübe önerilen birçok isim oldu. Mesela Andre Gomez. Orta sahaya Seviye atlatmayacak denildi ve veto edildi. Birçok oyuncuyla görüşüldü. Tek tek saymaya gerek yok. Ama olmadı. Şimdi aynı zamanda aynı zamanda şöyle bir olay var. Fenerbahçe sözleşmeleri de donduruyor. Ee, az önceki habere ek olarak şunu belirteyim arkadaşlar. Şimdi 16 yabancı vardı Fenerbahçe'de. Şu anda 16 yabancı var. Ama Luan Perez ve Lincoln Hernike'nin sözleşmeleri dondurması dondurulma planlanıyor. Yabancı kontenjan hesabı tamamlandı. Omar Fayet kiralık gitti. Sayı 16'ya düştü. Lincoln zaten sakat olduğu için bunu kabul ediyor. Bu arada 117 gün kaldı Fenerbahçe'nin 6 numara transfer yapabilmesine. Ve Tamam Lincoln sakatlığını atlattı ama kendine gelmesiydi etmesiydi bayağı uzun süre alacağı için böyle bir olay var. Ve Miguel Crespo Miguel Crespo imzayı attı sözleşmeyi kaptı. güzel bir haber. Şimdi 6 numara transferine ilgili de aslında şey söyleyecektim ama Şimdi imzayı attı, mı kaptı. Miguel Crespo. Bunu konuşayım ben. Söyleyeceğimi sonra mı söylesem? Söyleyeceğimi sonra söyleyeyim. Şimdi bir şu anda söylersem canlı sıkılır. Miguel Crespo. Sözleşmesini uzattı Fenerbahçe. Miguel Crespo'nun. Portekiz oyuncunun maaşında iyileştirme yapıldı. Deneyimli oyuncu ilk aşamada İtalya Ligi'ne dönme arzusunda olsa da Genoa ile yaptığı görüşmelerde maddi şartta anlaşma sağlayamadı. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek. 3 yıllık yeni kontrata imza attı. 6 numara transferi yapamayan Fenerbahçe mecbur. Başarılı oyuncunun 500 bin euroluk maaşı 1.4 milyon euroya çıkardı diyor. Asla böyle bir şey yok. 900 bin euro deyin. Ben de diyeyim ki olabilir diyeyim. 600'den 900'e. 26 yaşında oyuncu 65 maça çıktı. 4 gol 6 asistlik performans sergiledi. Ancak şunu belirteyim. Söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Taraftar diyor ki gitti. Kimseyle anlaşamadı. Yapamadı. Biz de geri kabul ettik. Bu bizim salaklığımız diyor. Kısmen katılıyorum. Kısmen katılıyorum. Kesinlikle kısmen katılıyorum. Zeiss de öyle yaptı. Gitti gitti gitti. Kimse olmadı. Hop yuvama geri dönüyorum. Ya yemezler. Yuvana muvana geri dönmedin. Yemezler. Yani yemezler. Ya şu Fenerbahçe'nin dalga geçmeyi bırakın abi. Şunu söyleyeyim. Geçen sezon Atletico Madrid'in transfer listesinde olan Crespo elimizde. Geçen sezonki performansı ya da daha önceki sezonki iyi performansını verirse hepimiz memnun oluruz. Ya şunu söyleyeyim. Ee, partiyi alıp Burada sakatlanıp 3 ay oynamayacak. Eylül 16, Ekim 16, Kasım 16, Aralık 16. İdmanlara başla. 1 Ocak'ta kendine gelip oynayacak. Yani neyime yaradı? Her şerde bir hayır vardır. Her hayırda da bir şer olabilir. Yani her şeyin içinde bir şey olabilir. Bunu zamanı gelince anlarsınız. İnşallah Crespo Atletico Madrid'in istediği zamandaki performansı sergiler. İnşallah İsmail Yüksek basit oynamayı öğrenir. Lige damgasını vurur. Sezon başında Bayer Leverkusen'den 12 milyon euro teklif alan İsmail devre arasında 25 teklif alıp gider. İnşallah. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri yenişememiş bu arada arkadaşlar. Nörsland Fenerbahçe'nin rakibi. Biliyorsunuz Galatasaray'ın rakibi de Kopenhag. 2-2 berabere kalmış her iki takımın temsilcisi de. 8. hafta maçında bir araya gelmişler. Biri Şampiyonlar Ligi'nde biri şeyde, konferans liginde varın gerisini düşünün. Şimdi Kopenhag Muhammed El Yunusi diyor. Öne geçti Nörçkan 62'de. Martin Friese. Tverskov ee, ve Martin Friese ile gol atmış. Ori Oskarsson'un golü diyor. Kopenhag 19 puanı. Nörçkan 17 puana yükselmiş. Bir sonraki maçında 20 Eylül çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacakmış. Ardından Dik'te Brond Bey deplasmana gidecekmiş. Nörçkan'da bir sonraki maçını 21 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olup ardından sahasında Ivo de ayarlayacakmış. Bu da böyle bir gelişme. Joseph Osting Ajax Fenerbahçe seviyesinde. Şimdi övme mi gömme mi? Twente Teknik Direktörü Joseph Osting Ajax ile Fenerbahçe'yi karşılaştırdı. konferans liginde UEFA Avrupa Konferans Ligi play turunda karşılaştık diyorsunuz. Çarpıcı açıklamalar. Ajax'la oyuncakları maç öncesinde konuşmuş. Ben Ajax'ın Fenerbahçe seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Onların da çok iyi oyuncuları var ve onlara karşı çok zor anlar yaşayabilirsiniz. Çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu ve onların işlerini çok zorlaştırabileceğimizi düşünüyorum ifadesini kullanmış. Fenerbahçe'nin 5-1, 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği Twente pazar günü evinde Ajax'ı konuk edecekmiş. <laughs> Bu da bizi çok alakadar eden bir şey değil açıkçası. Transferde arkadaşlar 2 rekor birden kırdık. Tamam eleştiriyorsunuz ama oldu bitti artık. Artık eleştirmenin de faydası olacak mı? Burada sizin takdirinize bırakıyorum. Ama şunun faydası olacak. Yanlışlardan ders çıkarmak gerekiyor. Transferde oldukça hareketli bir zaman geçirdik. Yaptığımız hamlelerle tarihi bir veriye ulaştık. Hem satışta hem alışta rekor kırdık. Transferde bütün cephaneliği kullanmak istiyoruz demişti Ali Koç İsmail Kartal'ın imza töreninde. Yapılan harcamalar haklı çıkardı. Konservis harcaması konusunda rekor kırıldı. 55.4 milyon euroluk futbolcu satıldı. Ali Koç 2018'de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yaptığı transferlerle genelde çok eleştirildi. Birçok isim büyük umutlarla geldi. Post çıktı. İlk sezon Juliana ve Josef'ten 22.5 milyon euro. 2019'da Elif Elmas'ın Napoli'ye gitmesinden 16.2 milyon euro kazandı. 2020 yazında Vedat Muriç 21 milyon euroya Napoli'nin yolunu, yolunu tuttu. Geçen sezon Kim Minji 18 milyon euroya satıldı gitti. Yani aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin satış konusunda hani kime derseniz deyin rakiplerden herhangi birini deyin ki Ali Koç'un en iyi başardığı iş iki tane işi var. Bir Fenerbahçe taraftarını çıldırtmak derler. iki oyuncu satışı derler. Yani <laughs> böyle bir durum var. Elif Elmas 16.2 ancak 1.5 fazladan kazanabiliriz. Bilginiz olsun arkadaşlar. böyle bir durum var. Vedat Muriç'i konusunda da bir yanlışınız var. Ben önce onu düzelteyim. Şu anda Mallorca'da sevgili Vedat. Ve iyi de performans sergiliyor. Vedat'ın bonservis bedelinde bir yanlışınız var. Ee, onu söyleyeceğim. Neyse ben şunu söyleyeyim. Arda'dan tarihi imza geldi. Rekorları alt üst etti. 20 milyon euro artı 10 bonusu var. 6 ay bayındır bir başka İngiliz devine gitti. Manchester United'a. İngiliz değil mi hocam? Yok ağzımdan öyle çıktı, mecbur. Hani Atilla Selahi Hufenay 12.3'e satıldı hocam? Her kendi kalesine goller falan atıyormuş. O bize alakadar etmez. Satılan ürün geri alınmaz. Gitti bir kere. Ha Vedat'ın bon servisi arkadaşlar 21 milyon euro anladınız mı? Vedat'ın bon servisi 21 milyon euro, 17.5 falan filan deniliyordu hatırlıyor musunuz? Sonraki satışından payı falan filan var bu sezon golü. Golle tanışamadı Vedat. Hadi bakalım inşallah bu videodan sonra tanışır. Şimdi Buruma 6.5'a Rossi, Columbus'a, Berisha, Oğuzburg'a gitti. Gerçi orada da direkt sattı. Bonuslarla artacak. Fenerbahçe toplam 14 oyuncu satışından 14 oyuncu sat yollarını ayırdı. 7'si kulübün kasasına para girdirdi. 55 milyon 450 bin euroluk rekor bir gelir. Üstelik anlaşmalarda bonuslar da var. İlerleyen yıllarda bu rakamlar artabilir. 56.8 milyon euro'lukta bonservis harcandı. Kaç geldi? 55.450. Kaç gitti? 56.8. Bunun bir dengesi var. Arkadaşlar Financial Fair Play'de bunun bir dengesi var. Bilginiz olsun. Oyuncu satışlarından elde edilen tarihi gelir. Diğer tarafa da eklendi. 14 oyuncu da Fenerbahçe kadrosuna kattı. Yani gelen artı giden 28 yaptı. Edin Ceko, Tadic, Kent, Ciko, Umut Nair. Bunlar bonservis ödenmeden alındı. En yüksek bonservis servis bedeli Cengiz'e verildi 15 milyon euro. Livakovic aylarca beklendi. Beklediğine değecek mi? izleyip göreceğiz arkadaşlar. Sebastian Şimanski Galatasaray'ın yatak odasından çekip aldık diyebileceğimiz bir isim. Çünkü Galatasaray tesislerini falan gezdi. Fred Manchester United'dan 9.74'e. Fenerbahçe'ye geldi Şimanski 9.74'e. Gerçi bazı aklı çalışmayan arkadaşlar Fred'in 15'e geldiğine inanıyorlar ama o da ayrı bir zeka. Demek ki kendi transferleri hep alavera vera ki milletinkinin şüphe ediyorlar. Yoksa. Ve Kao kıran kırana pazarlıklar 8.3 milyon euro. Livakovic 6 milyon 650 bin euro. Vesaire vesaire. Ben transfer döneminde arkadaşlar elimden geldiğince sizlere doğru duyumlar aktarmaya çalıştım. Benim bir iddiam vardır. Bu iddiamı da her sene her transfer döneminde tekrar tekrar söylerim. Eğer ben size duyum veriyorsam Verdiğim duyumlar %100 doğru çıkıyorsa beni takip etmeyin. Çünkü ben kulübün başkanı bile olsam %100 doğru duyum veremem. Eğer %100 doğru duyum veriyorsam bir hainlik, bir zalimlik vardır derim. Peki ne kadar oran verirsin? 10 duyumdan 7'sinin doğru çıkmasına garanti veririm. 10 duyumdan 7'si doğru çıkmıyorsa yine takip etmeyin. Yani 6 falansa boşuna beni takip etmeyin. Demek ki hayallerinizle oynuyorumdur. Hani beni takip etti vaktinizi zamanınızı boşuna ayırmayın derim. 10 üzerinden 7 ve üzerinde doğru duymada sahipsem yani verdiğim duyumlar 10 ve 10 üzerinden 7 ve üzerinde de doğru çıkıyorsa da o zaman da takip etmiyorsanız insan değilsiniz. Gerçekten insan değilsiniz. Çünkü açık net şeffaf bir şekilde söylüyorum kardeşim benim ihtimallerim oranlarım bu. Bu kadar oran. Olursa ne ala olmazsa muhalla. Şimdi Son dakika diyeyim. Fenerbahçe'de 6 numara transferine İsmail Yüksek engeli. İşte gerçekler. Arkadaşlar bunu ben size defalarca söyledim. Bak Livako 3'ü alıyorsan <laughs> kaleciyi yabancı yapıyorsan oynayan 3 kişiyi Türk yapmak zorundasın. Ha 6 aydan sıkıldınız. 6 ayla devam edilseydi orta sahaya atıyorum parti gelseydi yine memnun kalmayacaktınız. Herkes de memnun olamıyor. Ben de açıkçası 6 gelmediği için üzgünüm. Ama en azından geleceğe umutla bakabiliyorum. Bakalım arkadaşlar inşallah Antalya maçını kazanıp yolumuza devam ederiz. Katıldığınız için, izlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.